Değerli meslektaşlarım, hepinize merhabalar. Ben Fülya Yeşiloğlu Uçar. Hataylı, Antakya ilçesine bağlı 2. Nevzat Ceylan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Ayrıca Çukurova Üniversitesi sınıf öğretmenliği anabilim dalında doktora programı öğrencisiyim. Bugün sizlerle eğitimde kültürel miras ve değerler eğitimi ana teması kapsamında İlkokul Türkçe öğretiminde kök değer aktarımının metinler bağlamında incelenmesi konulu araştırmamı sunacağım. Sunu akışı şu şekildedir. Problem durumu, araştırmanın amacı ve araştırma soruları, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler ve kaynakça şeklindedir. Eğitim, bireylere bilgi, beceri, kültür ve toplumsal değer aktarımı sağlar. Her toplumun geçmişten getirdiği ve gelecek kuşaklara aktardığı özel değerleri vardır. Bu değerlerin edinilmesi topluma uyum sağlamada önemli bir unsurdur. Değerlerin bireyler tarafından özümsenmesi, milli ve manevi değerlerin benimsenmesinde ve değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynar. Okullardaki eğitim süreci, öğrencileri bilişsel ve sosyal yönden gelişmesine yönelik olarak hazırlandığından, değerler eğitimi bu programların başarıya ulaşması için önemlidir. Nitekim bu amaçla yenilenen öğretim programlarına adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik kök değerleri eklenmiştir. Kök değerler konusunda yapılan literatür araştırmasında kök değerler konusunun farklı konularda ele alındığı tespit edilmiştir. 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinleri kök değerler konusunda inceleyen çok az çalışmaya rastlanması sebebiyle araştırmamızın literatürdeki açığa katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde işlenen kök değerleri belirleyerek bu değerlerin temalar ve metin türü bağlamında değerlendirilmesidir. Araştırma soruları şu şekildedir. 4. sınıf Türkçe ders kitabında hangi kök değerler işlenmiştir? 4. sınıf Türkçe ders kitabında en çok hangi kök değerler yer almaktadır? 4. sınıf Türkçe ders kitabı temalarında en çok hangi kök değerler yer almaktadır? 4. sınıf Türkçe ders kitabı metin türleri göz önüne alındığında en çok hangi kök değerler yer almaktadır? Araştırmamızın yöntemi. Bu araştırma nitel olarak tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında 4. sınıf Türkçe ders kitabı metinleri incelendiğinden araştırmanın modeli doküman inceleme olarak desenlenmiştir. Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında okutulan 4. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayınları incelenmiştir. Kitapta yer alan 40 metin çalışma kapsamına alınmıştır. Metinler ilişkilendiği kök değerler açısından analiz edilmiş ve 4. sınıf Türkçe ders kitabında ağırlıklı işlenen kök değer belirlenmiştir. Ardından 4. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan temalar ve metin türleri incelenmiş ve analiz edilmiştir. Bulgularımıza bakacak olursak 4. sınıf Türkçe ders kitabında işlenen genel olarak işlenen kök değerlere bakalım. Tablo incelendiğinde 40 metinde en çok sevgi değerinin işlendiğini, kök değerin işlendiğini görmekteyiz. Sevgi kök değerini öz denetim, saygı, sorumluluk, yardımseverlik ve vatanseverlik takip etmektedir. 4. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan temalar bazında yapılan analizlerde çocuk dünyası, erdemler, sanat, birey ve toplum, bilim ve teknoloji temalarında ve milli kültürümüz temasında en çok işlenen kök değerin sevgi olduğunu görmekteyiz. Milli mücadele ve Atatürk temasında vatanseverlik, milli kültürümüzde sevgiye ek olarak saygı ve vatanseverlik, doğa ve evrende öz denetim ve sorumluluk temalarının işlendiğini görmekteyiz. Yani 8 temanın 6'sında sevgi kök değerinin ağırlıklı olarak işlendiğini görmekteyiz. 4. sınıf Türkçe ders kitabı metin türleri göz önüne alındığında bilgilendirici metin türünde en çok işlenen kök değerin sevgi olduğunu görmekteyiz. Sevgi kök değerini sorumluluk, vatanseverlik ve sabır takip etmektedir. Hikaye edici metin türünde en çok işlenen kök değerin sevgi olduğunu görmekteyiz. Sevgi kök değerini saygı, öz denetim ve yardımseverlik takip etmektedir. Şiir türünde yine en çok işlenen kök değerin sevgi olduğunu görmekteyiz. Sevgi kök değerini vatanseverlik ve dostluğun takip ettiğini görmekteyiz. Araştırmamızın sonuçlarına bakacak olursak, 4. sınıf Türkçe ders kitabı genelinde temalar bazında yapılan analizlerde en çok işlenen kök değerin sevgi olduğu belirlenmiştir. Kök değerler üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda en çok işlenen kök değerin sevgi olduğu belirlenmiştir. Alan yazında değerler eğitimi açısından incelenen birçok eserde sevgi kök değerinin çocuk edebiyatı ürünlerinde en çok kullanılan kök değer olduğu tespit edilmiştir.
Bu yönüyle araştırmamızın sonucu belirtilen çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 4. sınıf Türkçe ders kitabı bilgilendirici metin türünde en çok işlenen kök değer sevgi, sorumluluk, saygı ve vatanseverliktir. Bundan önce yapılan çalışmalarda vatanseverlik değerinin kök değerler arasında en az işlenen değerlerden biri olduğu tespit edilse de bizim çalışmamızda Türkçe ders kitabında en çok işlenen kök değerlerden biri olduğunu tespit etmemiz araştırma yani literatürü literatürdeki bulguları desteklememektedir. Yani bu yönüyle yeni bir bakış getirmiş oluyoruz. Bu yönüyle araştırmamızın literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir. 4. sınıf Türkçe ders kitabı, hikaye edici metin türünde en çok işlenen kök değerler sevgi, saygı, yardımseverlik ve özdenetimdir. Erdal, çocuklara aktarılmak istenen duygu, düşünce, toplumsal değer ve davranış şekilleri edebi eserler aracılığıyla daha etkili ve kalıcı olarak verilebileceğini savunur. Bu yönüyle çocuklara kazandırılmak istenen kök değerlerin bütüncül olarak işlenmesinin çocuklarda istendik davranışlar oluşturmada etkili olacağı düşünülmektedir. 4. sınıf Türkçe ders kitabında tüm kök değerlere yer verildiği ama bazı değerlere ağırlık verilmediği tespit edilmiştir. Değerlerin benzer bir şekilde bazı bölümlerinde doğrudan bazı bölümlerde de sezdirilerek verildiği yapılan incelenen çalışmalarda fark edilmiştir. Yani değerleri doğrudan vermesek de dolaylı olarak vermemizin faydalı olacağı düşünülmektedir. Çalışma kapsamında sunacağımız öneriler şu şekildedir. Araştırma sonucunda en çok işlenen kök değer sevgi olarak belirlense de değerlerin bireyin ve toplumun yaşamının temel taşı olduğu düşünüldüğünde diğer kök değerlerin de aynı ağırlıkta işlenmesinin öğrenciler açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Araştırma 4. sınıf Türkçe ders kitabı Koza yayınları incelenmiştir. 4. sınıf kapsamında okutulan diğer yayınlar kök değerler ve diğer değerler açısından incelenebileceği düşünülmektedir. İlkokulda diğer sınıf seviyelerinde ve ortaokul kademesinde yine Türkçe ders kitaplarındaki metinler, kök değerler ve diğer değerler açısından incelenebilir. Araştırmamız nitel olarak tasarlanmıştır. Temalar ve metin türlerinin değerler eğitimini kazandırmaya etkisini inceleyecek nicel çalışmalar tasarlanabilir. Araştırmamızda kullandığımız kaynakçamız şu şekildedir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.